Merhaba arkadaşlar. Bu video ile birlikte sizlerle eğitimin felsefi temellerini konuşmaya başlayacağız. Eğitimin felsefi temellerini geçmeden önce bir ön bilgilerimizi tazelemek adına önce ben felsefe nedir, felsefe alanları nelerdir, felsefenin uğraş verdiği temel alanlar nelerdir sorularının yanıtlarını paylaşacağım. Tabii birkaç felsefe akımını da değerlendireceğiz bu süreç içerisinde. Son olarak da eğitim felsefesi ile ilgili akımlardan bahsedeceğim. Ve tabii ki Türkiye'deki eğitim sisteminin etkilenmiş olduğu eğitim felsefesi nedir sorunun yanıtlarını sizlerle paylaşacağım. Bütün bu anlattıklarım tabii ki arka arkaya gelecek olan birkaç video serisi içerisinde yer alacak. Bunların hepsinin tek bir videoda yer alması tabii ki mümkün değil. Felsefe nedir? Tabii ki çok klişeleşmiş bir soru. Bunun da klişeleşmiş bir yanıtı olmasını bekliyoruz biz. Yani yanıtını incelediğimizde bir tanıma ulaşalım ve bu tanım bizi tatmin etsin, doyursun. Ancak maalesef felsefeyle ilgili böyle bir tanım, böyle bir tatmin edici bir yanıt bulamayacağız. Neden? Bu öncelikli olarak felsefenin doğasıyla ilgili bir konu. Bir kere felsefe özgür fikir üretme alanıdır ki analitik önermelerle başlıyor felsefe biliyorsunuz ve mantığı kullanıyor problem çözmede ve bu mantıksal olarak üretmiş olduğu sonuçlar da zaten ucu açık olan sonuçlardır. Yani bu sonuçlar hala tartışılmaya devam ediyor. Çünkü felsefede kesin doğru diye bir kavram yok. Sadece doğrular o felsefi akımı içerisinde irdelenebiliyor. Ve dolayısıyla aynı konuyla ilgili zıt görüşler ortaya pekala atılabiliyor. Zaten felsefeyi tartışmaya açık yapan niteliği de bu. Bu bağlamda düşünecek olursak felsefeyi bir tanım içerisine sığdıramayız. Bu felsefenin doğasına aykırı bir şey. Çünkü tanımda neler var? Tanımlarda kalıplaşmış bilgiler var. Tabii ki bu kalıplaşmış bilgiler bizim doğadaki süre giden doğa ilkelerini anlamamızı kolaylaştırıyor. Olayları anlamamızı kolaylaştırıyor. Ama bu tanımların niteliğine baktığımız zaman sınırlandırılmıştır. Belli kurallara göre bu tanımlar yapılıyor. Mesela aklıma gelen madde nedir? Maddeyi biz hacmi ve kütlesi olan her şey olarak tanımlıyoruz. Peki hacim nedir? İşte maddenin kapladığı alan olarak tanımlıyoruz. Bunları böyle sıralamak, devamını söylemek mümkün. Bu tanımlar dün de böyle yapıldı, bugün de böyle yapılıyor, gelecekte böyle yapılmaya devam edecek. Peki değişmeyecek mi? Şöyle söyleyebilirim, bu tanımlara bağlam oluşturan bilimsel ilke ve yasa ve kuramlar değişmediği sürece bu tanımlar da değişmeyecektir. Bu nedenle bir şeyi tanımlamak felsefi bağlamında düşündüğümüzde felsefenin doğasına aykırıdır. Felsefe tamamıyla özgür ortamda gerçekleşen bir etkinliktir. O zaman ne yapacağız felsefeyi biz? Betimleyeceğiz. Felsefe betimsel olarak ifade etmeden önce şöyle kelime kökenini anlamaya çalışalım. Felsefe Arapça bir sözcük biliyorsunuz. Filozofya ise Latince bir sözcüktür. Filozofyanın anlamı bilgelik sevgisi demek. Dolayısıyla felsefe de bilgelik sevgisi anlamını içeriyor. Bilgelik sevgisi ne anlama geliyor? Buna bakalım. Bilginin peşine düşmeyi her yerde ve kim tarafından ortaya konulmuş olursa olsun, yani kökeni üreten kişinin kim olursa olsun fark etmiyor. Onu elde etmeyi ve daha da önemlisi bilgiyle dost olmayı öngören bir ifadedir bilgelik sevgisi. Aslında şöyle bir şey de düşünebilirsiniz bakın burada. Burada bir sevgiden bahsediyorsak bir değer kavramı da var tabii ki. Bu değer bilgiye ait olan bir değer. Tabii ki bu değeri verecek olan kişi de filozofun kendisidir ya da sen beniz bir başka deyişle. Burada söz konusu filozof olduğunda bilgiye bir değer anlam yüklediğinde araştırma ile ilgili davranışların bağlamını da bu değerler oluşturacaktır doğal olarak. Eğer ki bir davranışın bağlamını değerler oluşturuyorsa o davranışta bir adanmışlık vardır. Bu bağlamda bir filozof
bilgiye ulaşmak için tabii ki her şey yetmeyecektir buradaki ifade ettiğimiz şekilde. Yani her şeye rağmen o konuyu sonuçlandıracaktır. Her şeye rağmen o tartışmayı belli bir yere taşıyacaktır. Bilgelik sevgisi bu anlama geliyor. Peki nasıl betimleyelim felsefi? Benim tabii ki geliştirdiğim bir betimlemem var. Siz de kendinize göre betimlemeler geliştirebilirsiniz. Şimdi bir felsefeden bahsediyorsak, doğal ya da doğal olmayan her tür varlık üzerine felsefe geliştirebilirsiniz. Burada temel ilke mantığı kullanmak ve üretmiş olduğunuz önermenizin analitik olması gerekiyor. Bu analitik önermeyi mantıksal önermelerle çözerek sonuçlandırmanız gerekiyor. Elde ettiğiniz sonuçların genel geçer doğrular olması da gerekmiyor. Bu doğrular size göre doğru olabilmeli. Yani evrensel doğrulara ulaşmak felsefenin işi değil öncelikli olarak. Bunu ifade etmek istiyorum. Peki ne yapacağız biz doğal olan olmayan her türlü varlık üzerinde? Dolayısıyla bir düşünce geliştireceksiniz. Bu bahsetmiş olduğum süre içerisinde analitik önermeniz var. Bununla ilgili bir düşünce geliştireceksiniz. Tabii bunu yaparken de öğreneceksiniz. Ve bunu anlayacağız ve anlamlandıracağız. Ve tabii ki açıklama da yapacağız. İşte bu etkinliklerin tamamı felsefe olarak ifade ediliyor. Peki diğer betimlemelere şöyle bakalım. Felsefe insanın hakikati bulma arayışıdır demiş bir betimlemede. Bunun devamında ise insan hakikatin peşinde gitmesinin tarihsel bir serüvenidir demiş. Yani burada sonuçlandırılmış bir işten bahsedilmiyor dikkat ederseniz. Yine felsefe yaşama ve evrene karşı bir tavır alıştır demiş. Başka bir betimlemeye göre akılcı incelemeye ve yaratıcı düşünceye dayalı bir yöntemdir denmiş. Peki felsefe hangi alanlarda uğraş vererek problemleri çözmeye çalışıyor? Bir bakıma bunlar felsefenin alt alanları olarak düşünülmeli. Bu sınıflandırma benim tercih ettiğim bir sınıflandırma. Farklı sınıflandırma şekillerini görmeniz de pekala mümkün. Biz bu slide'da ontolojiyi inceleyeceğiz mesela. Epistemolojiyi inceleyeceğiz. Aksiyolojiyi inceleyeceğiz. Mantığı inceleyeceğiz. Tabii bunları çok ayrıntılı değerlendirmeyeceğiz. Sadece kavramsal olarak belli anlayışlar geliştirebildiğimiz takdirde biz amacımıza ulaşmış olacağız. Peki ontoloji, varlık felsefesi dediğimiz şey ne yapıyor? Bunu anlamaya çalışalım. Varlık dediğimiz şey doğal olarak var olan her şeydir. Şimdi biz bunları bu düşüncelerin üretildiği döneme göre konuşuyoruz. Bakın buradaki ifadeler bu bilgilerin bunların tartışıldığı döneme göre şekilleniyor. Aksi takdirde buradaki bu fikirleri üreten kişilerin, filozofların günümüzde olduğu kadar bilimsel bilgiye sahip olmuş olsalar da belki bunları farklı şekillerde ifade edeceklerini lütfen aklınızdan çıkarmayın. Felsefi görüşleri tarihsel bağlamı içerisinde ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Bunları incelerken ve anlamaya çalışırken günümüzde elde ettiğiniz bilgilerle kıyaslayarak anlamaya çalışırsınız. Bu sefer yanlışlıklara düşebiliriz. Ancak ne yapabilirsiniz anlamadığınız yerlerde? Analoji yapabilirsiniz. Şunu mu demiş olabilir acaba diye bu sizin anlayışınızı kolaylaştıracaktır. Peki ne yapmışlar bakalım şimdi ontoloji? Varlıkları iki şekilde ele almış ontoloji. Bunlardan bir tanesi reel varlıklar, bir diğeri ise ideal varlıklar. Bunu anlamaya çalışalım şimdi. Reel ya da gerçek varlıklardan neyi kastediyor? Reel ya da gerçek varlıklar nesnel olarak dokunabildiğiniz varlıklardır. Tabii ki biz bu varlıkları kavramlarla soyutluyoruz. Kavramlarla bunları adlandırıyoruz, anlamlandırıyoruz. Bakın bunu unutmayın. Biz bunları kavramlarla adlandırsak da, anlamlandırsak da bir varlığın reel olması demek örneğini somut olarak dokunuyor
aldığı anlamına gelir. Mesela su kavramı. Su kavramı zihinsel bir süreçte üretilmesi bakımından soyut bir kavramdır. Ama örneği somuttur, gösterebiliyorum. Elma kavramı örneği yine somuttur, gösterebiliyorum. Ağaç kavramı örneği somuttur, gösterebiliyorum. Peki, orman kavramı soyut bir kavramdır. Örneklerini gösterebiliyorum. Sıvı kavramı yine soyut bir kavramdır. Örneklerini yine gösterebiliyorum. Meyve kavramı yine soyut bir kavramdır. Yine örneklerini gösterebiliyorum. Sonuç olarak değerlendirecek olursak bu şekilde örneklerini doğrudan ya da dolaylı olarak gösterebildiğimiz bütün varlıklar gerçek varlıklardır. Mesela tek hücreli canlılar, virüsler. Peki bunlar gerçek varlıklar mı? Evet. Bunları da neyle gösterebiliyoruz? Yine kullanacağımız gözlem araçlarıyla gösterebiliyoruz. Mesela atom, elektron, proton, nötron bunlar atom olduğu parçacıklardır. Yine bunların varlıklarını deney ve gözlem yöntemiyle gösterebiliyoruz. Bunlar da gerçek varlıklardır. Peki şöyle düşünelim. İdeal varlık dediklerimiz hangileri? Aslında gerçek varlıkların, reel varlıkların ne olduğunu anlamışsak, ideal varlıkları çıkartmamızı da çok da zorlanmayız. Öyleyse örneği olmayan varlıkları da biz ideal varlık olarak adlandırıyoruz. Yani bu nerede o tasarlanıyor? Bu varlıklar zihnimizde tasarlanıyor, zihnimizde soyutlanıyor. Bu varlıklar tasarım ürünleri olarak zihnimizde var. Fakat doğaya çıktığınızda bundan örneklerini gösteremiyorsunuz. Mesela kafta olduğu gibi. Mesela şahmeran. Bu yine burada olduğu gibi. Birçok mitolojik kahramanın örneğini gösteremeyiz. Birçok masalsı kahramanın örneğini gösteremeyiz. Mesela dokuz başlı canavar. Ağzından ateş çıkartan canavar mesela. Evren yılanı mesela. Evren yılanı aslında evren yılanının genel bağlamda söylenmiş biçim. Kocaman bir yılandan bahsediliyor. Bunun örneklerini biz doğada gösteremeyiz. Öyleyse mitolojik kavramların örnekleri yok. Bu mitolojik kavramlar ideal varlıklar kategorisine değerlendiriliyor. Ontolojik olarak ele aldığımızda. Tabii ki Tanrı kavramı, melekler yine bunlar da ideal varlıklar kategorisi içerisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla zaten bu varlıkları duyu organlarımızla algılayamadığımız gibi dolaylı yönden yani farklı gözlem için farklı araçlar kullansanız da bunların varlığını hiçbir şekilde gösterme şansımız yok. Peki ontoloji varlıkları kaç kısımda inceliyor? Bunu anlamaya çalışalım. Bir grup felsefeye düşünce varlık yoktur diyor. Bir grup felsefeye düşünce ise varlık vardır diyor. Bu ontolojik yaklaşımdaki iki temel görüş. Birbirine zıt olan iki görüş. Varlık yoktur diyen felsefe akımının ilki nihilizm yani hiççilik. Nietzsche'nin savunmuş olduğu bir görüştür. Nihilizme göre arkadaşlar evrende hiçbir şey tamamlanmış değildir. Ve dolayısıyla her şey değişim ve oluş halindedir. Ve her şey değiştiği ve hiçbir şey kendisi olarak kalmadığı için varlıktan bahsetmemiz söz konusu değildir. Bakın şu şekilde bir somut örnekle bunu anlamaya çalışalım. Suyun hal değişimi var. Şimdi bir felsefeciyiz. Bugün de değiliz, geçmişte. Nihilist bir yaklaşımı savunan bir kişiyiz. Şimdi suyumuz şurada. Ne yaptık suyu? Şurayı koyduk. Bir bardak sıvı suyumuz var. Siz bu bir bardak sıvı suyu aldınız. Şuradan sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında olan bir mekana koydunuz. Ne oldu o zaman su?
Bu buz oldu. Su var mı? Sıvı yok. Bu nedir artık bakın? Buzdur. Tabii ki günümüz olarak bakarsanız. Hocam bu da bir suyun katılaşmış halidir diyeceksiniz. Ama bu felsefi akımın ileri sürüldüğü dönemlere baktığımızda buradaki süreci açıklayabilecek temel kimya bilgileri, temel bilimsel bilgileri yok. Bu gözden bakacak olursanız su ne oldu burada? Yok. Burada ne oldu? Buz. Eğer bunu dışarıdan enerji verirseniz neye dönüşecek tekrar buz? Sıvıya dönüşecek. Hala enerji vermeye devam edersek bu sefer neye dönüşecek? Gaza dönüşecek. Yani buhar haline gelecek. O zaman burada bakın su yok, buz yok. Şurada sıvı varken buz yok. Burada buz varken sıvı yok. Burada sıvı varken buz yok. Dolayısıyla bu nedir? Sürekli bir oluşumu ifade ediyor. Sürekli bir oluşumu ifade ediyor. Ve sürekli maddeler değişim içerisinde. Bunu burada görüyorsun. Bu burada bitiyor. Başka yok. Bunu burada görüyorsun. Bu burada bitiyor. Bu da burada bitiyor. Dolayısıyla sürekli olarak doğada aynı kalmadığı için maddelerimiz varlık olarak tanımlayamayız diyor. Hiçlik bunu ifade ediyor. Hiçliğin temelinde yatan felsefe demek ki maddeler doğada sürekli olarak değişim halinde olduğu için, sürekli oluşum halinde olduğu için varlıktan söz etmemiz mümkün değildir diyor. Bu anlamda doğada gerçek bir madde yoktur diyor. Bunu da biz nihilizm, hiççilik olarak ifade ediyoruz. Eğer ki mesela Nietzsche'nin felsefe kitaplarını incelerseniz, bunun üzerine eğilirseniz, bununla ilgili çok farklı görüşler. Tabi bu görüşler ne tür görüşler? Sonuçta bir felsefe kitabını değerlendiriyorsunuz. Mantık ilkeleri içerisinde bir örüntü, bir örgü, bir fikir geliştirmesiyle karşı karşıya kalırsınız ki o zaman nihilistik yaklaşımın gerekçelerini daha iyi anlama, daha iyi çözme şansına sahip olursunuz. Peki Tao'culuk nedir? Şimdi bakın, bir kere Tao'culuk bir dini akım. Bu Çin felsefesi. Bireysel bir kurtuluş dini olarak ifade edilir. Sembolü de Yin-Yang'tır. Yani zıtlar bir araya gelir. İşte Yin-Yang'ın bir tarafı beyaz, bir tarafı da siyahtır ve siyah ve beyaz bir bütünü oluşturur. Yin-Yang'a göre siyah beyaza dönüşebilir, beyaz siyaha dönüşebilir. Burada tabii ki siyah kötülüğü ifade ediyor, beyaz ise iyiliği ifade ediyor. Bir de Yin-Yang'ın ortasında, beyazın ortasında siyah nokta vardır. Siyahın ortasında beyaz nokta vardır. Beyazın ortasında siyah nokta olması, iyilerle birlikte kötüler de vardır. İşte siyahın ortasında beyaz noktanın olması ise kötülerle birlikte iyiler vardır şeklinde değerlendiriliyor. Yani konuyu farklı boyutlarda uzun uzun burada tabii ki tartışacak değiliz. Sonuçta Tao dediğimiz şey yaratıcı bir ilke. Her şeye rağmen yaratıcı bir ilke. Tabii ki bunlar varlık yoktur diyor. Zaten onu değerlendiriyoruz. Şimdi burası önemli bakın. Demek ki buradaki Tao dediğimiz şey bütün karşıtları üzerinde topluyor. Yani beyaz ve siyah, kötü, iyi, gece, gündüz gibi bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Fakat öte taraftan Tao tanımlanamaz bir şey. Ve daha da önemlisi bütün evrene baktığımızda, doğaya baktığımızda hiçbir varlık yok. Tek var olan nedir? Tao'dur. Çünkü bütün evreni kendi üzerinde toplayabilecek bir enerjisi vardır. Bir bakıma bunu bir enerji kümesi olarak da düşünebilirsiniz. Ancak burada dikkatinizi çekeceğim konu bir şey üzerine enerjiyi topladığı zaman onu görebiliriz mantığı olarak bakmayın. Burada başka bir şey var bu akışta bakın. Burası önemli bizim için. Ne yaptı Tao'cuya göre? Evrendeki tek varlık Tao'dur. Yani bütün her şey Tao'nun
üzerinde toplanıyor. Burası kadar önemli. Ancak şunu lütfen dikkat edin. Bu Tao'yu, Tao yani enerji üzerinde toplayan bu kitleyi deney ve gözlemle de bilemezsiniz. Ancak o zaman onu ne yapabilirsiniz? Sadece hissedersiniz. Ne oldu? Evrendeki her şey Tao'nun üzerine toplanmıştı. Sen onu da göremiyorsun deney ve gözlemle. Biz deney ve gözlemle neyi görebiliriz sadece? Nesneleri görebiliriz. Gerçek dünyadaki nesneleri görebiliriz. Bunu göremiyorsak o zaman bu durumda baktığımız zaman Tao'nun üzerine toplayan maddeyi de görme şansımız olmadığına göre bu felsefe akımında madde nedir? Yoktur. Gerçek bir madde söz konusu değildir. Dolayısıyla düş dünyada nesneler yoktur. Ve şunu tabii ki öngörüyor bu. İnsan maddi dünyadan uzaklaşırsa Tao'ya ulaşacaktır dolayısıyla. Ve dünyanın varlıklardan yoksun olduğunu görür diyor. Bir bakın bunu Nirvana gibi düşünebilirsiniz. Yani maddi dünyadan kopup maddi dünyayı tamamıyla manevi dünya olarak algılamaya başladığında bu durumda Tao'ya ulaşmış olursun diyor. Ve bu Tao'yu da biz ne olarak tanımlamıyoruz? Madde olarak tanımlamıyoruz. Onu hiçbir şekilde betimleyemiyoruz. Bunu da unutmayalım. Buraya kadar anlattığımız iki görüş, nihilistlik, nihilizm ve Tao'culuk madde diye herhangi bir varlığı doğada kabul etmiyor. Bunlar yok diyor. Peki bakalım diğerlerine. Varlık vardır felsefesi akımlarına baktığımızda Heraklitos'un görüşleri tabii ki çok ilginç. Varlık bir oluştur diyor Heraklitos. Heraklitos varlık oluştur demesinin sebebi şu. Evrende bulunan bütün tüm şeyler bir değişim ve oluş içinde olduğunu ileri sürüyor. Ve sürekli bir devinim ve değişim olduğu yerde varlıktan söz edemeyiz diyor. Bu sürekli değişimin olduğu bir yerde ancak oluştan söz edebiliriz. Bu tabii ki biraz önce bahsetmiş olduğumuz nihilistik felsefeye yakın bir görüş gibi duruyor ama burada devamında başka bir şey söylüyor bu. Evrensel oluş teorisinde yani bu oluş tamam birçok şey aynı anda olabiliyor. Bu oluş teorisinin temelinde karşıtların savaşı yer alıyor. Yani zıtlıklar sürekli savaş halinde. Bu oluşun nedenini de bu savaşlara bağlıyor. Ve bir arada bulunan karşıt ögeler birbirleriyle savaşarak bir çatışma ortamı oluşuyor. Bu çatışma ve savaşın sonunda da nesneler ortaya çıkıyor. Bu nesneleri birbirinden ayıran yine çatışmalardır. Yani iki nesneyi birbirinden ayırıyorsak onları farklı özellikleri olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki Heraklitos'un düşüncesini şöyle günümüz bir bilgisiyle pekiştirmeye çalışalım. Ne demek istiyor burada? Uzun bir hikaye. Bundan bir sonuç çıkartacağız. Öncelikli olarak bir oluştan bahsediyoruz. Sürekli bir oluş var. Ve doğada zıtlar var. Bu zıtlar birbirleriyle sürekli savaşım halinde. Ve bu savaşım sonucunda, bu çatışmalar sonucunda nesneler ortaya çıkıyor. Tabii ki Heraklitos'un bahsetmiş olduğu bu savaş ve çatışma ortamı kaotik bir ortam değil. Tam bir kaosu ifade etmiyor. Burada da bir düzenlilikten bahsediyor. Her ne kadar çatışma olsa bile bu çatışma halinde olan diyor zıtlar bir arada bulunabilir. İşte bu düzensizliğin düzenli olarak ifade ediyor. Einstein doğadaki bu ilişkileri günümüzde düzensizliğin düzenliliği olarak ifade etmiş. Yani çatışma halinde bulunan doğadaki nesneler bir araya geldiklerinde birleşebilir, bir arada bulunabilirler. Şimdi bakın. Bir örnek vereceğim sizlere. Kimyadan bir örnek. Şu hidrojen. Hidrojen arkadaşlar yanıcı bir maddedir. Lütfen dikkat edelim. Oksijen yakıcı bir maddedir. Rakamları takmayın. Elimiz alışmış.
Hidrojen yanıcı maddedir, oksijen yakıcı maddedir. Bu durumda bunlar bakın birbirine zıt olan, zıt özellikler taşıyan iki tane madde. Bunlar birbirleriyle sürekli savaş halinde Heraklitos'a göre. Ama ne yapıyor bunlar daha sonra? Bu savaştan nesneler ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor? Su ortaya çıkıyor. Ve su her iki maddeden farklı bir özellik taşıyor. Tekrar bakalım. Yanıcı, yakıcı, su da ne yapıyor tabii ki? Söndürücü niteliği taşıyor. Buyurun. Heraklitos'un söylemiş olduğu varlık kavramı budur. Yani her kaotik ortamda varlıklar ortaya çıkıyor. Heraklitos bunu söylemeye çalışmış. Gelin Platon'a. Şimdi Platon ve Farabi duyularımızla algıladığımız nesnelerin hiçbirisi gerçek değil diyor. Bakın bu tam da şu. Burada birçok şey var da. Platon idealar dünyasına dayandırıyor gerçekliği. Burada ne varlık dediğimiz şey diyor düşüncedir. Ve dünyadaki nesnelerin her biri için bu ideal diye ifade ettiğimiz düşünsel yapıda bir tipi vardır diyor. Tabii ki bu tip kuşkusuz, kusursuz bir tiptir diyor. Bunu şöyle özetleyebiliriz bakın. Şimdi ağaç nesnesine bakalım. Bu bir varlık. Bir sürü ağaç türü sayabiliriz. Ya yani ağaç nedir derken bir gövdesi olacak. Tek bir gövdesi olacak sevgili arkadaşlar. Ağacın şunu sileyim buraya anlaşılsın. Ağaç kavramını şöyle resmetmek istediğimde şurada tek bir gövdesi olacak ağacın. Üstünde bir de taç kısmı olacak. Biz buna ağaç diyoruz. Platon'a göre düşüncemizde bir başka deyişle belleklerimizde, kavramlarımızda tek bir ağaç modeli var. Biz bu ağaç model ideal bir tip diyor. Bu ağaç modele göre biz çevredeki diyor bitki ağaçları adlandırıyoruz. Onları tanımlayabiliyoruz. Şöyle ki bu ağaç mesela burada ne görüyorsun? Erik ağacı görüyorsun. O da tek gövdede. Mesela şurada ne görüyorsun? Çınar ağacı görüyorsun. Peki şurada ne görelim? Çam ağacı görüyorum. Şurada ne görüyorum? Köknar görüyorum vesaire. Birçok ağaç örneği buraya yazabilirim. Platon tam da şunu söylüyor bakın. Burada gerçek olan şudur. Yani bu nerede yer alıyor arkadaşlar? Düşüncede yer alıyor. Peki bunlar nelerdir? Bunlar nelerdir? Bunlar şu gerçeğin yansımasıdır diyor. Gerçeğin yansımasıdır. Ve bütün nesneler için, bizim algılayabildiğimiz bütün nesneler için aynı şeyi söylüyor. Mesela sıvı. Sıvı biliyorsunuz. Sıvı dediğiniz şey bulunduğu kabın hacmini alacak ve aynı zamanda akıcı olacak. Bu tür maddelere biz sıvı diyoruz. Ama baktığınız zaman sıvının birçok örneği var. Zeytinyağı da bir sıvı. Hidroklorik asit de bir sıvı. Şampuan da bir sıvı. Yumuşatıcı da bir sıvı. Bunların örneklerini çoğaltmak mümkün. Platon diyor ki bizim belleğimizde bu kadar çok sıvı yok diyor. Bizim belleğimizde bir tek sıvı örneği var diyor. O da ne olsun mesela? Su. Gerçek olan budur diyor. Düşünceden kastettiğimiz şey. Lütfen burası çok önemli bakın. Bizim bahsetmiş olduğumuz diğer sıvı örneklerine hocam o zaman. Onlar diyor bu belleğimizde bulunan gerçek nesnenin yansımalarıdır. Onlar onun gölgeleridir diyor. Dolayısıyla Platon neyi kabul etmiyor? Bizim bu doğada tanımlamış olduğumuz suyun farklı örneklerini gerçek olarak, nesne olarak kabul etmiyor. Asıl gerçeklik beyindedir diyor. Bahsetmiş olduğumuz şey bu. Ve tabii ki bu beyindeki düşünsel yapıdaki bu örnek kusursuz örnektir.
Peki hocam, bu gördüklerimiz ne? Onlar ise her biri kusurlu olan örneklerdir. Hatta ne bileli? Kusurludan kastettiği şey de şudur bakın. Buradaki suyun özellikleri belli arkadaşlar. Ne dedik biz? Bunu sıvı dedik ya. Suyun özellikleri belli. Şampuan özelliğiyle zeytinyağının özelliği, hidroklorik asit, sülfürik asit, işte efendim diğerleri, yumuşatıcılar ya da işte yer zemin temizleyiciler. Bunların hepsi sıvı. Ama farklı özellik gösteriyorlar. Onlar birebir aynı özellik göstermiyorlar. Muhtemelen o gün koşullarda yapılan gözlemlerle onların farklı özellik göstermelerini Platon kusurlu örnek olarak adlandırmış. Peki başka neler söylemiş Platon bakın. Bu anlamda düşündüğümüzde bu kusursuz olan ideal tipler maalesef deneyimlenerek öğrenilemez diyor. Burası çok önemli bakın. Yavaş yavaş nereye doğru taşıyoruz bilgiyi? Deneyimlenerek öğrenilemez. Sadece diyor bu kusursuz olan bu tipler hatırlanır. Öyleyse Platon'a göre öğrenme sadece hatırlamadan ibaret olan bir kavramdır diyor. Bir şey öğreniyorsak sadece hatırlarız diyor. O zaman bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bellekteki bütün bilgiler nereden gelmesi gerekiyor bize? Doğuştan gelmesi gerekiyor. Bakın şimdi bunu bugünkü koşullarda düşünmeyeceksiniz diyorum. Platon bunu söylemiş. Doğuştan gelir diyor. Platon'un söylemiş olduğu şeyleri değerlendirdiğimizde tabii ki konumuz o değil bizim. Ne söylediğini bilmek önemli. Ama kavramları öğrenirken Platon'un söylemiş olduğu kusursuz örnekler var ya, belki örneklerimiz kusursuz olmayabilir ama öğrenirken şemala diye adlandırdığımız kavramların oluşmuş olduğu yapılarda günümüz bilgisiyle konuşuyorum. Tabii ki bunu da lütfen unutmayın. Bu şemalar içerisinde her kavramın bir örneği vardır, bir prototipi vardır, bir modeli vardır. Ve biz bilgiyi öğrenirken bu modelle kıyaslayarak öğreniriz. Şöyle düşünün bakın. Bir kuş şeması var. Bu kuş şemasının bir örneği var. Örneğin bu örneğimiz kim olsun kuş şemasının örneği? Kuş uçabilen bir canlı dedik. Karga olsun ya. Örneğimiz karga. Prototipimiz, ideal tipimiz karga. Platon'a göre konuştuğumuzda. Şimdi öğrenme işlemi gerçekleşirken, örneğin örneğimiz karga ya, uçabiliyor diyelim. Burada güvercini karşılaşalım. Güvercinle karşılaştığımızda yapılan iş şu. Karga bu şemadaki örnekle güvercin kıyaslanıyor. Ne yapabiliyor? Güvercin uçuyor. O zaman ne diyoruz güvercine? Biz kuş diyoruz. Peki devam edelim. Burada serçeye görsün. Serçe de ne yapabiliyor? Uçuyor. Nereden uçuyor? Bunu karga ile kıyaslıyor. Serçe uçtuğu için kuş diyor. Peki penguen. Peki penguenle bunu getirip karga ile kıyasladığında penguen uçamıyor. O zaman diyor ki penguen kuş değil. Ama penguen bir kuş. Bunu da unutmayalım. Mesela tavuk. Tavuk da bir kuş. Ama uçamıyor. Ama sen bunu bu mantıkla öğrenmeye çalıştığında karga prototipiyle kıyasladığında tavuk uçamadığı için bunu kuş diyemezsin. Şimdi dolayısıyla Platon'un bu felsefi çıkarımlarından bu şekilde öğrenme ile ilgili sonuçlar elde edebiliriz. Tekrar başa dönecek olursak demek ki bu ideal tipler nereden geliyormuş bizi bu önemli. Biz bunları öğrenmiyoruz bakın Platon'a göre. Bu ideal tipleri biz öğrenmiyoruz. Nereden geliyor bunlar bize? Doğuştan geliyor. Tabii ki Platon'un Logos adını verdiğimiz daha üst düzeyde olan yapılarda var. Bunu burada kesmekte fayda var. Sonuç olarak bilgi doğuştan geliyor Platon'a göre. Su olarak varlık vardır diyen felsefe akımının diğerisi materyalizmdir. Bu Demokritos ve Karl Marx tarafından ileri sürmüş. Tabii ki günümüze yakın bir görüştür bunlar felsefeciler.
Madde dışında hiçbir şey gerçek değildir diyor bu Karl Marx'a göre, yani materyalizme göre. Düşünmek kavramlarının soyutlanmasını ve ise maddenin bir sonucudur diyor. Madde olmadan düşünce var olamaz. Yani arkadaşlar bu şu demek. Şurada ontolojinin birinci kısmını ne gördük biz? Şöyle bir nesnel dünya var şurada. Nesnel dünya var. Şunu elimize alıyoruz şimdi biz. Mesela buradan bir göz bakıyor bunu. Bunu öğreneceğiz. Şimdi öğrenmek için önce bakıyor mesela bunu. Bu bir kap içerisinde. Birinci kriter ne burada? Kabın şeklini almış. Birinci kriter bu. İkincisi, bunu şöyle ters hafif devirdiğinde akıcı. Şimdi bu ne yaptı? İki tane gözlem yaptı değil mi? Güzel. O zaman bunu ne olarak adlandırıyor bu bakan arkadaş? Kabın şeklini alıyor. Akıcı. Öyleyse bu sıvıdır diyor. Şimdi ben bu tanımı neye göre yaptım? Bakın. Şuradaki doğrudan maddeye göre yaptım. İşte materyalizm bunu ifade ediyor. Yani bu maddenin arkasında, önünde farklı bir dünya arayamazsın diyor. Yani şurada bahsettiğim şu nesnel varlığı, özelliklerini ben tanımlayarak onu sadece öğrenebiliyorum diyor. Bilgi dediğim şey zaten benimle birlikte var diyor. Materyalizme göre düşündüğünüzde bilgi benimle birlikte var. Çünkü ben buradaki maddeyle arandaki ilişkiyi kuran şey bilgidir diyor. Bu bilgi aktını ben oluşturdum. Ben o özellikleri vermedim ona ama onun orada özelliklerini gözlemledim. Gözlemlediğim özellikleri bilgi olarak kendimi transfer ettim ve en sonunda onu kavramsallaştırdım diye ifade ediyor. Dolayısıyla örneğin burada. Bu örneğin arkasında ve önünde farklı bir dünya yoktur diyor materyalizm. Örnekler ya da nesneler doğada bizden bağımsız olarak bulunur diyor. Biz onu bilsek de bilmesek de, öğrensek de öğrenmesek de o nesne orada varlığını devam ettirir diyor. Peki, son olarak tabii ki şunu söylemeden geçmeyelim. Buraya kadar bahsettiğimizde klasik ontoloji, yani eski bağlam için düşündüğümüzde varlık ontolojisi, varlıkları iki perspektifle değerlendirmişti. Ne demek o? Birinci kategoride ifade ettiğimiz gibi reel varlıklar, bir de nedir? İdeal varlıklar diye. Bunu bu şekilde ifade etmişti. Ancak çağdaş ontoloji varlığı kendisi en son şey olarak tanımlıyor. Yani varlığın arkasında görünüş alanında çıkmayan başka bir metafizik temel yoktur diyor. Bu ne anlam taşıyor? Hangi görüşü ifade ediyor aslında? Bu materyalist bir görüşü ifade ediyor. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz yüzyıl çağdaş ontoloji olan yaklaşımı benimsemiş durumda. Ve dolayısıyla herhangi bir varlıktan bahsediyorsak bizim gördüğümüz şeydir. Yani onun arkasında ve önünde başka bir şey aramak doğru değildir. Çağdaş ontolojiye göre bunu bu şekilde ifade etmek mümkün. Peki arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın.